Haberax TV ekranlarından hepinize merhabalar. Konumuz öykü. Öykünün büyülü dünyası. Tabii ki konuklarımız da öykücüler. Bugünkü konuklarımız benim çok kıymetli arkadaşlarım, öyküdaşlarım. Onları tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Önce hoş bulduk, size şunun için izin almak istiyorum. İsminizle hitap edebilirim değil mi? Çünkü tabii biz ki. Çok iyi arkadaşlarız, öyküdaşlarız. Kesinlikle. Burcu Çalışkan, Ayşegül Harputlu. Burcu'dan başlamak istiyorum Ayşegül'cüm izin verirsen. Tabii ki. Evet Burcu'cum bize biraz kendini tanıtır mısın? Ben 1978 Amasya doğumluyum. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladım. Bir süredir de öyküler yazıyorum. Çeşitli dergilerde, seçkilerde öykülerim yayınlandı. Annesi. Şimdi anneyim, bir oğlum var. Çok güzel. Sonrasını sonra konuşacağız zaten. Evet. Ayşegül'cüm seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşegül Harputlu. 1977 Tokat Zile doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Tokat Zile'de tamamladıktan sonra Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini bitirdim. Evliyim, iki erkek çocuğum var. Bir süredir de öyküyle haşır neşirim. Çeşitli dergilerde öykülerim yayınlanmakta. Halen de hazırlamaya çalıştığım bir dosyam var. Evet, çok güzel. Bir de bilinçaltı ile ilgili hobi manasında çalışmalarım var bildiğim kadarıyla. Evet, 13 yıllık bir sürecim var o konuyla ilgili. Çeşitli eğitimler aldım. Çeşitli eğitimlerden aldığım deneyimlerle beraber çalışmalarım ve bu konuyla ilgili aktif araştırmalarım oldu. Öykü yazma sürecinde açıkçası bu yönüm beni her zaman besledi ve aktif tuttu, ayakta tuttu. Evet. Onun için o yönümden o de da bayağı derin bir konu. İnşallah çok, çok o konuyu da konuşacağımız ayrı bir programda yapmak isterim. Neden seninle. Olmasın? Evet. Çok zevk alırım. Peki Burcucuğum, edebiyatla ilk haşır neşir olma zamanın ne zamandı? Oradan çıkarak bize, oradan başlayarak bize neden yazıyorsun? Neden öykü? Bunları anlatır mısın? Ben öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Çocukluk döneminde okumaya övgüyle, kitaba sevgiyle büyütüldük. O süreç içerisinde lise döneminde özellikle edebiyat öğretmenim dersleri anlattıktan sonra son bir 10-15 dakika kaldığında bize yanında getirdiği kitaptan çıkarır bir öykü okurdu. Ben onu iple çekerdim. Öyle mi? Öykünün büyüsü belki de orada başladı. Sonraki dönemlerde yazmak bir cüret gibi geliyordu açıkçası bana. Çocuğum küçükken onunla çocuk kitapları okuyup onun üzerine faaliyetler yapıyorduk. O kitapta anlatılan bir pastayı yapıyorduk, üzerine sohbetler ediyorduk. Bununla ilgili yaşadığımız böyle komik tatlı olayları da bir internet sitesinde yayınlanıyordu. Oradan çok güzel tepkiler aldım. Yazmaya yönelik bir cesaret gelmeye başladı. 2014 yılında meslek anıları ile ilgili bir seçki düzenlenecekti. Ona bir çalışma yapmak ihtiyacı duydum. Mesleğin ilk yıllarında da çok kısa bir eczane tecrübem vardı. Bir ilçede çalışıyordum o dönemde ve ilçelerde pazarın kurulacağı günler çok keyifli geçer, çok renkli geçer, köylüler gelir. Tek bir günü, eczacıda geçen tek bir günü biraz yarı kurgu, biraz orada yaşadığım olaylarla derledim, çalışma yaptım. Çalışmayı yaparken de çok keyif aldım, gönderdim. 2014 yılı Ağustos ayında kitap geldi bana. Kitap elime geçip de orada basılı halde ürünü görünce galiba ben orada virüsü, mikrobu kaptım. Evet. Yapabilirim cesareti gelmeye başladı. Sonrasında öyküleri okurken de zihnimde eleştirel okumaya başladım. Eleştirel okurken de şey oluyordum, bu böyle anlatılırsa nasıl olur acaba? Zihnimde bir şeyler mayalanmaya başladı o dönemde. Sonrasında işte kalemi kağıda sürte sürte bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve ilerleyen zamanlarda da işte çeşitli dergilerde öykülerim yayınlandı, seçkilerde öykülerim yayınlandı. İlerleterek devam etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Bir şey dedin az önce.
çocuğumla yaptığımız evet, faaliyetleri, onu bir anlatır mısın? Dikkatimi çekti. Şimdi mesela yatarken kitaplar okuyordum. 3-4 yaşındaydı o zaman. Çok dışarıda aktif bir yaşantımız yok. Evin içinde neler yapabiliriz? Bir kitap örnek vereyim mesela. Behiç Akın Gökdelen'e Giren Bulut kitabı vardı. Kunter onu çok seviyordu. 3-4 yaşlarında bir çocuk ve hayal dünyasını da çok besleyen bir kitaptır o. Anne bulut yapalım, bulut yapalım dedi. Marshmallow şekerlerden bulut yaptık. O kitabın öyküsünde de geçer. Koko bulutlara doğru atlar, çaydanlık biçimli, mantar kafalı. Onun hayal dünyası orada çok komik şeyler, cevaplar veriyor Kunter. Kendiyle ilgili kopyalar da veriyor. Ben bu faaliyetleri yaptıktan sonra hem kitabı tanıtan bir yazı şeklinde hem de o sırada işte Kunter'le geçen komik diyalogları anlatıldığı bir yazı düzenliyordum. Uzun sürede yaptım bunu. Oyalama Kağıdı diye bir internet sitesiydi ve annelerin faaliyetlerini paylaştığı bir siteydi. Hem böyle sevgi dolu bir paylaşım yapıyorduk hem de Kunter'e bir anlamda kitap sevgisini oradan vermeye çalışıyorduk. Evet, Kunter'in en sevdiği kitaptır. Şimdi bazı oyuncaklarını, kitaplarını elden çıkarıyor, kuzenine veriyor ama onu kesinlikle vermiyoruz. Öyle mi? Anlısı büyük çocuk ama. Oldu. Evet, o çok kıymetli onun için. Ne kadar güzel. Evet. Ayşegül'cüğüm senin yolculuğunu dinleyebilir miyiz? Edebiyatla ilgili yolculuğunu, öykünün sendeki büyüsünü. Evet. Benim ilkokul çağlarıma denk geliyor. İlkokul öğretmenimiz, ilkokul 3'e gidiyordum ben. Sınıfımıza dedi ki size 5 tane kelime veriyorum. Bir kelimeler tamamı hepsi birbirinden alakasız kelimelerdi. Bununla ilgili bana öykü yazın. İlkokulda. İlkokul 3'te. Öykümü yazdım. Öykümü yazdıktan sonra öğretmenim okudu ve çok hoşuna gitti. O kadar hoşuna gitti ki okuldaki diğer öğretmenlere de okuttu. Bu beni çok onurlu etmişti. Ne kadar güzel. O duygu çok güzel bir duyguydu ve bunu küçük yaşta tattım. O gün karar verdim. Dedim ben bunu yapıyorum, yapabiliyorum ve ben öyküyü yazacağım. O günden sonrasında ortaokul döneminde devam etti. Şiir yazma şeklinde devam etti. Şiirlerim dergilerde yayınlanıyordu o dönemlerde. Lise dönemim biraz daha pasif geçen bir dönemdi maalesef. Daha akademik anlamda yöneldiğim bir dönemdi. Daha sonrasında bu süreçler uzun sürdü. Pasifize kaldığım dönem uzun sürdü. Ta ki eşim bir gün yemek toplantısına gitti kendi işiyle alakalı olarak. Ali Poyrazoğlu gelmişti. Ve orada kitaplarını imzalatırken Ali Poyrazoğlu eşim gitmiş demiş ki benim eşim çok kitap okur, çok sever. Lütfen ona da bir kitap imzalar mısınız? Bana getirdiğinde eşim heyecanla açtım kitabın kapağını ve şöyle yazıyordu. Ayşegül oku oku sen de yaz. Gerçekten çok güzel. Evet, o bana gelen çok güzel bir mesajdı ve o günden sonra karar verdim. Evet artık yazma zamanım gelmişti. Bu süreçle ilgili araştırmalara gittim. Benim ilk yazdığım dosya masal dosyasıydı. Zehir Gündüz Hocam var. Çocuk Edebiyatı'nın aynı zamanda şu an başkanı. Ona ulaştırdım dosyamı. Dosyamı çok beğendi ama bana dedi ki teknik hatalar var. Ankara'ya gel. Senin kumaşında masalcılık var ama sana öğretmemiz gereken teknikler var. Bunu sana öğretelim ve ben geleceği aynı zamanda masalcı da yetiştirmek istiyorum dedi. Ama şartlardan dolayı ben Ankara'ya gidemedim. Ayda bir gitmem gerekiyordu düzenli olarak. Daha sonrasında dedim ki Samsun'da ben bu işi nasıl yapabilirim? Kendi sınırlarım dahilinde, imkanlarım dahilinde nasıl yapabilirim? O şekilde bir sürece girmiş oldum. Masal dosyasından kendi grubumuzla beraber, o dönem oluşturduğumuz grubumuzla beraber öykü boyutuna geçtim. Çok güzel. Öyküyü de çok sevdim. Bana çok hitap etti. Ben şuna inanıyorum. Her sanat dalı yazarın fıtratıyla ilişkilidir. Öykü benim fıtratıma çok uygundu. Kısa ve derinliği fazlaydı. Ben kısa zamanlarda çok işler yapmayı seven bir insanım. Evet, çok aktif yerinde duramayan. Evet, seven bir insanım. Öykü bu konuda kısalık olarak tamam kısa ama derinlik boyutunda çok şeyi kısa bir sürede verebilen bir türdü. Fıtratıma çok uyuştu. Yazması da en zor türlerden biridir. Evet çok zor ama en keyifli şu an bana göre. Onu seçtim. Şu an onunla beraber devam ediyorum. Hazırlamaya çalıştığım bir dosyam var öykü boyutunda da. Onunla ilgili çalışmalarım devam edecek. Çok güzel. Ben ikinizin de yazdığı öyküleri biliyorum ve ikinize de hayranım. Teşekkür ederiz. Öyküleri. Kendimi içinde buluyorum, içinde kayboluyorum. Sonu geldiğinde de öykülerin sonunda da falan oluyorum.
ileride ne mutlu, ne mutlu kitaplarınızın bir an önce kitaplarınızın çıkmasını ve okuyuculara ulaşmasını diliyorum en kısa zamanda. Çok teşekkür ederiz. Peki biriniz hemşire, biriniz eczacısınız. Evet. Ama bir öykü dünyanız da var. Hı hı. Mesleğinizin edebiyatla bağlantısını kurabiliyor musunuz? Yaptığınız işin öyküyü besleyen yanları var mı? Burcucuğum senden başlayalım. Ben eczacıyım. Bir kamu kurumunda çalışıyorum ve gün boyu reçete okuduğum bir işim var. Evet. Hatta bununla ilgili de espriler yapıyoruz. Gün içerisinde bir arkadaşım bir kitap gönderiyor. Mesela bak bunu okuyorum diye. Ben de okuyorum diyorum. Hı. Ama reçete okuyorum. Yani ben bütün gün reçete okuyorum. Reçete okumanın, vatandaşla çok içli dışlı bir işimiz yok. Reçete okumanın da kendi içinde bir nedenselliği vardır aslında. Onun dışında pek bir bağlantısı yok. Ama şey oluyor, bazen bir karakter adı arıyorum mesela. Kafamda bir öykü oluyor. Reçetede bir isimle buna denk geldiğim oldu birkaç sefer. Ama çok sefer. Güzel bir şey buna. Mesela bir isme denk geldim geçenlerde. O isim kafamda duruyor, o kadın karakter kafamda duruyor. İsmi hazır. Ha. Arka planını doldurmaya çalışıyorum kendi içimde. Ama o ne şekilde. Kadar güzel bir kaynak, isim kaynağı. Evet, çok orijinal isimler çıkıyor reçetelerde. Senin Ayşegül'cüm? Şimdi ben hemşireyim ve insanlarla iç içeyim. İnsan olduğu yerde öykü başlar. Evet. Çok fazla insanlarla bu zamana kadar tanıştım. Çünkü 23 yılımı bitirdim hemşirelikte. Birçok da farklı alanlarda çalıştım sağlık sektöründe. Avantaj olarak şöyle durumları var ama dezavantaj durumları da var bence. Avantaj olarak şu anki çalıştığım kurum aile hekimliği kurumu olduğu için orada hep dünyaya yeni bakışlar, yeni doğumlar, yeni enerjiler geliyor. Bebeklerle ve gebelerle ilgileniyorum. Onun için o benim enerjimi her zaman yüksek tutuyor. Yüksek tuttuğu zaman da bu beni verimlilik olarak etkiliyor. Ama bazı dönemlerimde özellikle mesleğe başladığım ilk zamanlarda kronik hastalıkların olduğu servislerde çalıştım. Kronik hastalıklar demek yaşamla ölüm arasında bir nefeslik an demek. Duygusal olarak çok yoğun insanların bulunduğu yer demek. Empati yönünden güçlü bir insanımdır. Empati kurduğum dönemlerde o durumlar çok besledi beni, özümsedim. Ama sempati boyutuna geçtiğim zaman, o duyguların hepsini birebir bedenimde yaşadığım zaman bu beni içsel olarak bir kapanışlığa götürdü. Bu da yazma sürecimi olumsuz yönde etkiledi. Anladım. O dönemden kurtulmak için de bu sefer İl Sağlık Müdürlüğü boyutuna geçtim. Biraz masa başında o sempati olayının beni körleştirdiği noktadan kurtulmak için kalem, yazı, o işlerle birkaç yılını geçirdim. Bu bilinçli bir seçim mi oldu? Bilinçli bir seçim oldu. Çünkü farkındalığım her zaman kendime yönelik yüksekti. Körelmiş olduğum noktalarda veyahut da beni engelleyen noktalardan nefes almam gereken yerlere doğru her zaman kaçış yapmışımdı. Ne güzel. Kaçış yaptığım dönemde, nefes aldığım dönemde empati yeteneğim tekrar geldiği zaman o beni kalemim yönünden derinlerde, derin benliğim yönünde çok zenginleştirdi. Bütün bunları bu anlattıklarına aldığım bilinçaltı eğitimlerinin de etkisi var anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle evet 13 yıllık bir geçmiş oldu, için ister istemez bazı davranışlarda, bazı bakış açılarınızda diğer kişilere göre daha farklı bakabiliyorsunuz ve farkındalığınız biraz daha fazla olabiliyor. Peki şu anki mesleğinde olmasaydın ne olmak isterdin? Psikolog olmak isterdim. Neden? Çünkü her zaman dediğim gibi ben derinlikleri, insan ruhundaki derinlikleri çok seven bir insanım. Keşfedilmemiş karanlık noktalara ışık tutmayı çok isterdim. Şu an bunu öykülerimle yapmaya çalışıyorum. Öykülerimle insanların zihnindeki karanlık noktalara, tabiri caizse odacıklara, ışıkla, öykülerimle beraber ışık tutarak hafif de olsa bir loşluk sağlamaya çalışıyorum. Kişilerin o derinliklerindeki o benlikleriyle tanışmaları için. Bunu şu an öykülerimle yapmaya çok çalışıyorum. Güzel, ama güzel. Öyle bir imkanım olsaydı psikolog olarak da meslek hayatıma devam etmek isterdim. Peki Burcu'cum sen ne olurdun eğer eczacı olmasaydın? Ben farklı bir meslek değil yine eczacı olmak isterdim ama vaktimi kendim planlayabiliyor olmak isterdim açıkçası. Değil mi? Evet. Yani edebiyata daha çok vakit ayırabilmek için
farklı çalışma şartlarında olabilirdi veya hiç çalışmıyor olabilirdi. Değil mi? Evet, tamamen edebiyata sabah kalkardım, güzel okuyacaklarımı okurdum, düzenlemelerimi yapardım falan. Öyle daha iyi planlardım gibi geliyor ama mesleğimi de çok seviyorum. Anladım. Başka bir şey olmak istemezdim diyorsun. Evet. Çok ya güzel. Hiç çalışmıyor ama olmayı ama o ayrı isterdim. Bir mutluluk. İnsanın mesleğiyle bu kadar barışık olması, severek yapması. Evet. Severek de yazdım, severek de okudum. Evet. Evet. Hı-hı. O ayrı bir mutluluk. Hayattaki en büyük şanslardan birisidir diye düşünüyorum. İnsanın sevdiği işi yapması. Peki edebiyatın insana nasıl katkılar sağlayacağını düşünüyorsun? Edebiyatın gücü nedir? Edebiyat gücünü malzemesinden alıyor aslında. Bir nesne halinde bir kitap alıyorsunuz ve o sizin zihninizde yaşamı tamamen unutturarak paralel bambaşka bir dünya yaratıyor. Nesne olarak sadece kağıt var fakat sizin zihninizle bütünleşiyor. Ve siz onu okurken acıkıyorsunuz, üşüyorsunuz, karakterin durumuna göre heyecanlanıyorsunuz, kalp atışlarınız artabiliyor ya da çok sakinleşebiliyor, ağlayabiliyorsunuz, gülebiliyorsunuz müthiş bir espri karşısında. Edebiyat sıradan yaşamın içerisine derinlikli farklı bir dünya sunar okuruna. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Edebiyatın gücü de aslında bunda yatıyor. Zaman mefhumunu unutturur edebiyat size. Okuyup daldığınızda, zihninizde, kendi tasavvurunuzda başka bir dünya yarattığınızda o kelimelerin, harflerin büyüsüyle birlikte bambaşka bir boyut algısı başlar. O anlamda çok keyiflidir. Tabii bunun bir de yazarkenki süreci var. Onu da birazdan konuşacağız. Evet, onu da birazdan konuşacağız. Sen ne düşünüyorsun aynı konuyla ilgili? Edebiyatın insana olan katkılarıyla ilgili, gücüyle ilgili. Şimdi olaylar, durumlar, düşünceler ve duygular o kadar çok ki bazen bunların hepsini tek başımıza yaşadığımız bu hayatta deneyimleyemeyebiliyoruz. Zamanımız yetmeyebiliyor veyahut da ortamımız olmuyor. Edebiyatla aslında bu çeşitliliği çok daha kolay deneyimleyebiliyoruz. Başkasının yaşadığı bir ölüm travmasını, başkasının yaşadığı bir doğum heyecanını veyahut da başka duygu durumlarını evimin konforunda deneyimleyebiliyorum. O kişiyle beraber, yazarın karakteri oluşturduğu karakterle beraber bunları deneyimleyebiliyorum. Bir diğeri de bakış açımızı çok zenginleştiriyor. Bazen bilinçaltımızın derinliklerinde, duygu derinliklerimizde kırılganlıklarımız vardır, öfkelerimiz vardır, absürt düşüncelerimiz vardır. Bunları başka karakterlerde ve öykülerde okuduğum zaman yalnız olmadığımı hissettirir bana. Beni çoğaltır aynı zamanda. Edebiyatın gücü bakış açımızı çok genişlettiği kadar ruhen de bizi zenginleştirir diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Peki yazmanın, üretmenin, ortaya çıkarmanın, yazma sürecinin verdiği hazzı da anlatır mısın biraz? O süreçte kendini nasıl hissediyorsun? Yazmaya başlarken, yazarken, yazmanın bitimine doğru, bitirdikten sonra? Şu örnekle isterseniz başlayayım. Anadolu'nun mitolojik canlısı anka kuşudur. Ben öyküyü yazmadan önce anka kuşu oluyorum. Anka kuşuyla beraber, o öykü yazma arzusuyla beraber tepeden tırnağa yanıyorum, kavruluyorum, o sancıyı bir çekiyorum ve yok oluyorum. Daha sonra yazdığım öykümle beraber küllerinden yeniden yepyeni bir anka olarak doğuyorum. Ben bu süreci her öykü yazma aşamasında yaşıyorum. Tekrar tekrar yaşıyorum. Bu yanma, bitme ve tükenme hiçlik noktasında hazzı da duyuyorum. Acıyı da duyuyorum, keyfi de duyuyorum, neşeyi de duyuyorum. Her türlü duygu, birikimi bunların hepsini en top noktada, en yüksek noktada yaşamama neden oluyor. Ve daha sonrasında keyifli öykülerimle tekrar tekrar doğuyorum ve çoğalıyorum. Genel olarak baktığım zaman ise ben öykü yazma sürecinde genelde zihnimde tamamlıyorum her şeyi. Bir cümle olarak genelde gelir benim öykülerim bana. Daha sonrasında o cümle zihnimde dolanıp durur. Bu 3-4 günü bulur. Onun arkasından o cümlenin altını dolduracak diğer cümleler gelmeye başlar. Not alıyorsun bunları geldiklerinde. Almıyorum. Öyle bir durumum var benim. Hepsi zihnimde olup bitiyor. Şimdi serim, dövüm, çözüm noktasına ben genelde çözümden gelir bende.
olaylar, hikayeler. Hı-hı. Önce çözüm zihnimde canlanır. Daha sonra girişme kısmı zihnimde canlanır. Giriş kısmını ise maalesef genelde bilinçle aklımla zorlayarak yaparım. Onun için giriş kısmında kendime her zaman geliştirilmeye açık bulurum. Evet, evet, bunu söylersin evet, zaten. Evet, bunu her zaman evet, söylerim. Evet. Genelde zihnimde olgunlaştırırım. Olgunlaştığına inandıktan sonra kalemimle kağıdıma dökerim. Çok da güzel şeyler dökersin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Burcucuğum senin? Yazma hazıyla ilgili Ayşegül çok güzel bir şey söyledi. Orada bir haz yaşıyorum ve yeniden yapılandırıyorum diye. Aslında zihnimizde bu kavramların hepsiyle ilgili okumalar da yapıyorum ben. Neden yazıyoruz da kafa yorduğum bir dönem vardı. Zihnimizde bütünlüğün bozulduğu herhangi bir durumla karşılaştığımızda, bir acı duyduğumuzda ya da absürt bir şey gördüğümüzde mevzunun bir parçası eksik gibi gelir bize. Sanat da tam bu noktada aynı durumu taklit ederek karşımıza çıkar. Aslında tiyatrodan geliyor bu kavram. Trajik olanın karşımıza çıkması. Karşımıza o durumla tekrar karşılaştığımız, o durumun taklidini gördüğümüzde bir arınma yaşarız. Katarsis duygusu diyoruz biz buna. Evet. Teknik anlamda böyle bir şey ama öykü yazarken nasıl oluyor? Şimdi benim kafamda dert edindiğim bir şey oluyor. Etrafımda gözlemlediğim veya özellikle insanların kendilerine yabancılaşmalarını, kendilerini tanırken zorlanmalarını, bir şeylerin çok da farkında olmadan yaşayıp gittiklerini gözlemlediysem etrafımda, onunla ilgili bir konu benim kafamda dönüyor. Konu dönerken eğer onun imgesine denk geldiysem, orada diyorum ki evet öykü geliyor. Yani öykü uzaktan selektör yapıyor. Evet. İmgesini bulduktan sonra müthiş bir heyecan oluyor. O nasıl olur? Bu nasıl? Olay örgüsü nasıl olur? Sonu nasıl olur? Notlar alıyorum ben. Evet. Ama bu notlar böyle işte televizyon seyrederken birdenbire aklıma düşüyor. Tam yatağa yatıyorum, uykum geliyor, hemen köşede lamba var, onu yakıveriyorum, 2 dakika oraya not alıyorum. Bir süre bu notlarla birlikte bir kalabalık oluyor. Sakin bulduğum bir vakitte de o zaten nasıl başlayacak, nasıl bitecek kafamda 3 aşağı 5 yukarı oturmuş oluyor. Yazmaya başlıyorum ve yazarken inanılmaz haz oluyor insan. Yani okurken o sanat eseriyle muhatapken de o katarsizi yaşıyorsunuz ama evet, yazarken de bambaşka bir bilinçle onu tümleyerek, kafanızdaki şeyi tümleyerek ortaya ürün çıkartıyorsunuz. Evet. Muazzam bir şey. Orada bir hazın verdiği bir sarhoşluk duygusu oluyor ve işte ben eşime şey dediğimi hatırlıyorum. Kıvanç bir öykü yazdım, yanağına dayar uyursun. Çok o güzel. Duyguyla yatıyorum. Ertesi gün oluyor. Evet, o öyküye çalışmaya devam evet, edeceğim. Bir bakıyorum o kadar çok hata var ki. Evet, öyle öyle oluyor. Oradan itibaren o hazın, sarhoşluğun yerini müthiş bir dikkat alıyor. Bu sefer işin içerisine biraz kimya giriyor. Katalizör orada nasıl olmuş? İşte tepkime de burada ne olmuş? Doruk noktasında gerekli önem verebilmiş miyim? O Türkçeyi güzel kullanabilmiş miyim? Sonraki süreçte bütün dikkat açık bir vaziyette biraz da böyle şey yaparak yani çok teknik bir şey işin hazından uzak o teknik kısmını yapacaksınız ya böyle ayağınızı sürüyerek falan gidiyorsunuz ama tabii ki onu ortaya çıkarmışsınız ve ona borçlusunuz artık onu bir estetik bir ürüne dönüştürmeye evet, mecbursunuz. O sadakatle defaten üzerinden geçerek ortaya çıkıyor. İlk yazma anı müthiş ama. Evet. Müthiş, muazzam bir şey. Sırf onun için yazıyorum belki. Evet, ben. İlk onu yaşamak için yazıyorum. Evet, evet. Ben de en çok şeyden şikayetçiyimdir. Daha çok gelir bana tam uykuyla uyanık, akşam yattıktan evet, sonra uykuyla evet, uyanıklık anında. Ayşegül güzel adlandırır aslında değil mi? O evet, tam teta böyle dönemi dediğimiz teta, dönem. Evet, evet, evet. Derinleştiğimiz frekans olarak. Ama ve gerçekten çok güzel şeyler evet, geliyor. Ya ben bunu sabah hatırlarım diyorum. Sabah evet, kalkıyorum. Unutuyoruz. Yok. Evet. Böyle o çok giden fikrim bir vardı. Bir köşe lanması, bir not defteri evet, oluyor. Sürekli. Orada duruyor, gerekiyor, not defteri duruyor ama işte sabah hatırlayacağım bölümle, ya biliyorum sabah hatırlayacağımı evet, ama evet, hatırlamıyor oluyorum. Peki bir öykünün bittiğini nereden anlıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Ben yazdığımda dediğin aşamalardan geçtikten sonra bitti tamam dediğim belki de bir dergide yayınlandıktan sonra bile tekrar tekrar önüme aldığımda tekrar tekrar değiştirebileceğim yerler olduğunu görüyorum. Evet, evet, bitmiyor. Bitmez. Değil mi? Bitmiyor. Evet. Yani buna bitti diyecek bir mecra da yok aslında. İkna olduğunuzda ve artık öykü kendi istemeyebilir.
bazen benim öykülerimde öyle oluyor, artık diyor yeter oynama benimle. Evet, diyor. O bir yani oradan çalışıyor aldım, oraya koydum. Zaman, yok evet. diyor ya yani, evet. benim ismim bu, benim evet. cismim bu, evet. artık benimle oynama evet. diyor. Öykü ona karar veriyor bence. Evet. Evet. Yayınlandıktan sonra ellemiyorum ben artık, ama yayınlanma sürecine kadar, yani göndereceğim ana kadar tekrar tekrar bir sesli okuma yapıp emin olmaya çalışıyorum. Ama yine de yayınlandıktan sonra böyle hazla açıp okuyorsunuz ya, bir sürü şey görüyorsunuz evet, yine. Evet. O da bir sonraki öyküler için, bir sonraki çalışmalar için tecrübe olarak kalıyor bence. O da bir deneyim oluyor. Evet, evet, aynısını düşünüyorum. Peki nasıl öyküler yazmayı seviyorsun Burcu? Biraz önce de bahsettiğim gibi, biraz kendi durumunu tanımlayamayan, kendini aslında konuları nasıl? Konular. Öykülerin. Öyküler mi? Konuları genellikle duygusal, insanların, insan. İnsanların ruh durumunu anlatan, hallerini, insanların çıkmazlarını insan anlatan, aha. hayatında taşları yerinden oynamış, hı-hı. buna anlam veremeyen, onun yansıtmalarıyla bir takım davranışlar yapan ama bir türlü o kör noktalarıyla yüzleşemeyen insanları anlatmayı çok seviyorum. Evet. Öykü... Bu mesela bununla ilgili bir tema dolaşıyor kafamda. Diyorum ki bir erkek var, evliliği bitmiş ama bunun farkında değil. O imgesini bulduğu zaman sonrasında o kendiliğinden toparlanıyor. Bitmiş yayın aşamasında dosyaların olduğunu biliyorum. Benim dosyalarım hep oluyor. Evet. Şöyle her böyle işte kış sezonu başlayıp böyle evlerimize çekildiğimiz evet. zaman ben... yazmaya başlıyorum. Yazma tutkusuyla ilgili de bir de şöyle bir durumum var benim. Böyle süren, düzenli bir şekilde yazmıyorum da. Okumak hep zaten hayatımın içinde oluyor. Çirkin bir benzetme belki ama uçuk virüsüne benzetiyorum ben. Hı-hı. O mikrop bende konakçı vaziyette duruyor. Evet. Ve bazı dönemlerde çok alevleniyor. Yatış döneminde olduğu dönemlerde de bir şeyler birikmiş oluyor kafamda. Seri bir şekilde onları ortaya döküyorum. Aynı döneme denk geldiği için de tematik bir bütünlüğü de oluyor kendi içerisinde. Fakat ilk 3 defa galiba tekrar tekrar dosya çalışması yaptım. İlk çalışmadan sonra sürekli gelişim halinde olunca geriye dönüp baktığımda beğenmediğim öyküler oluyor. Ve 11-12 öykülük bir dosyada ben 6 tanesini ortadan kaldırıyorum. Evet, olabiliyor. İkinci dosya geliyor, tekrar eliyorum. Gözden çıkardığım, hala daha gözden çıkarmakta tereddüt ettiğim öykülerim var. Damıta damıta diyorum artık ben buna. Damıta damıta son şeklini verdiğim 10 öyküden oluşan bir dosyam var. Demleniyor şu anda. Eminim tekrar çalışacağım üstüne. Ben bir spiral çıktısı alırım, onu da güzel evet. spiralletirim. Bir okur gibi onu tekrar bir okur tematik gözden geçiririm. Tematik bir dosyam var biliyorum. Neydi onun konusu? Tematik dosyam da şöyle, biraz önce bahsettim ya, hayatında taşları yerinden oynamış insanların kendileriyle yüzleşmelerini ağaç imgelemiyle. Evet, ağaç imgelemiyle. Ağaç imgelemiyle bütünleştirdim. Bu dönem öyle bir şey yaşıyorum ama şeyi de fark ettim. 3 yıl önce yazdığım bir öyküde de bir bonsai anlatmışım mesela. Bu hep varmış. Bu iç içelik hep varmış. Macbeth'te geçer Shakespeare'in bir eserinde. Taşların kımıldadığı, ağaçların konuştuğu vakidir der. Evet. Vakidir de hakikaten. Ben onu hissettiğim için bu benim öykülerime de, çalıştığım öykülere de yansıdı. Baktığımda her birinde bir ağacın kenarda köşede durduğu ama çok şey anlattığı öyküler ortaya çıkmış. Evet, zaten bize her şey o kadar çok anlatıyor ki. Denizin köpüğü anlatıyor, rüzgarın sesi anlatıyor, evet. görünmeyen görünüyor. Öykünün imgelen gücü de orada aslında. Evet, evet doğru. Evet. Peki senin konuların daha çok nereden çıkıyor? Yine Ayşe. İnsan kaynaklı Hı-hı. çıkıyor. Derdimiz insan aslında baktığımız zaman köken olarak. Toplumsal gerçekçilik üzerine yazıyorum. Onu Hı-hı. fark ettim. Bir de gerçeküstücülük tarzı yazdım. Öykülerim de var. Ama hepsinin içerine baktığım zaman genelde ben imgelemle yazıyorum. İmgeyi çok kullanırım öykülerimde. Ama tabii belli ölçüde kullanıyorum. Hı-hı. Evet, çok imgeyi sevmediğini biliyorum. Sevmiyorum. Hı-hı. Belli ölçüde kullanıyorum. Ama derdi her zaman insanı anlatmak. Arkadaşımın da dediği gibi derdini, kendini tam olarak bulamamış, daha doğrusu içerisindeki zihnin derinliklerindeki yaşattığı şeylere anlam verememiş, kendini yalnızlaştırmış insanların aslında yalnız olmadıklarını, o duygu, düşünce, yok oluşların,
kayıpların her insan tarafından yaşandığı hissini yoğunlaştırarak içimde zenginleştirmek adına yazıyorum aslında insanları. Hı hı. Çünkü yalnız değiliz. Hepimizde aynı duygular, düşünceler var ve bunlar insan olduğumuzun getirisi duygular, düşünceler. Onları baz alarak genelde insan merkezli yazıyorum. Peki sosyal mesaj verdiğin öykülerin var mı? Varsa aslında, kısaca mesajını alabilir miyim? Aslında öykülerimi yazarken açıkçası öyle bir kaygıyla başlamıyorum. Ben bir sosyal mesaj vereyim bu öykümde şeklinde başlamıyorum. Ama şimdi sen sorduğun zaman zihninde hızlıca da geçiriyorum öykülerimi bir taraftan. Acaba var mı? Çünkü bazen kalemle başlarız, zihnimizde tamamlarız ama o kendisi bir mesaj olarak karşımıza çıkabilir. Bizim derdimiz olmasa dahi. Çantadaki Cüce olabilir. Çantadaki Cüce ismindeki öykümde bir kadının çantasının içinde olan el kadar bir cüceden bahsediyorum. Ve bu cüce sürekli olumsuz söylemleriyle kadının gücünü aşağıya çekmeye çalışan, iç sesimiz ve dış sesleri temsil eden bir imge. Ve en sonunda, öykünün sonunda da kadın o cüceden kurtularak kendi iç sesine yoğunlaşıyor ve kendi sesiyle yoluna devam ediyor. Dış sesleri artık kendini kapatıyor. Sen söylediğin zaman o aklıma geldi. Belki o öykünün adı neydi hatırlıyor? Çantadaki, Çantadaki Cüce. Cüceydi. Evet, evet, çok güzeldi. Teşekkür çok ederim. Beğenerek dinlemiştik. Çok teşekkür ederim. Senin sosyal içerikli öykülerin var mı? Varsa mesajı. Sosyal mesaj veren öyküm yok diye düşünüyorum ama Kadın Yazarlar Derneği'nin 2018 yılı yüzleşme temalı seçkisinde bir öyküm yayınlanmıştı ve ilgi de gördü. Orada bir kadının kadınlığını, kadınlık ihtiyacını, sevme ihtiyacını yatsıyarak körleşmesi, görmüyor kadın, etrafını görmüyor. Ve bunun üzerinden kendiyle yüzleşmesini anlatmaya çalışmıştı. Öykünün adı Bastırma Kakaç. Bu eski kullanımıyla hijyenik pedlerin yerini alan o kumaş parçalarına verilen isimmiş. Bir parça araştırma yaptığımda da şeyi gördüm. Kakaç kir demekmiş. Kiri bastırmak. Bunun üzerinden kadının sevilme ihtiyacını bastırıp o toplumun ikinci plana atışı, kadının ikinci plana atışıyla birlikte tamamen yaşama karşı kör oluşu ve bu körlüğüyle yüzleşmesini anlatmaya çalışmıştım. O ilgi gördü. Peki. İyi öykü nasıl olmalı Burcu? İyi öykü biraz akışkan olmalı ama imgelemi de olmalı gibi geliyor bana. Derinlerde bir şeyler anlatıyor olmalı. Bunun gücünü imgelemden alırken o imgelemi de o kadar narin bir yere yerleştirmeli ki Sayıs Faik bunu çok güzel yapar. Bir yanıyla da çok akışkan olmalı çünkü günlük yaşamdan bir kesit anlatıyor. Ölçülü ve güzel diyaloglara da yer vermeli. Öyle ki ben kendi adıma iyi bir öykü okumadığım günü boş geçmiş sayıyorum açıkçası. Ve okur olarak da bu tip öyküler okuyup bitirdiğimde 2-3 dakika sonra başka bir işle uğraşırken zihnimde tekrar dönüyorsa o gerçekten çok iyi bir öykü demektir. Bunu yapanlara hayranım, yapabiliyor olanlara hayranım. İyi öykünün özelliği zihninizde de devam etmesidir bana göre. Evet, sence? Bence iyi bir öykünün derinliği olması gerekiyor. Aynı zamanda bilişsel olarak da bir kalitesi olması gerekiyor. Benim fikrim bu şekilde. Sade bir dille o derinliği vermesi gerekiyor. Ben hep şu şekilde düşünüyorum. Ben öyküye başladığım zaman ilk cümleyi okuyunca ağzıma bir kesme şeker atıyorum. Öykü bitip son cümleyi bitirdiğim zaman pamuk şekerine dönüşmüş olmalı. Yani evet, muhteşem, bir dönüşü ama daha da harika bir şekilde bir haz bırakmalı bende. O derinliği yakalamayı çok istiyorum. Burcu arkadaşıma o konuda çok katılıyorum. Bitirdiğim zaman o benim aklımdan çıkmamalı. Burada bir öyküden bahsetmek istiyorum. Faruk Duman'ın bir öyküsü. Eriyen Gelin. Çok sevmiştim. Ve 4-5 kere okudum. Ben normalde fıtrat olarak bir şeyin üzerine çok fazla yoğunlaşan bir insan değilim ama mesela böyle öyküler var. Beni çekip tekrar tekrar okuyup tekrar tekrar hiç bıkmadan usanmadan okuduğum var. Zihnine muhlanan. Evet, örnek olarak da o aklıma geldi evet, şimdi. Evet. Şimdi düşündüm de ben de gerçeküstü öyküleri seviyorum. Yazmayı da kalemi seviyorum olarak da o şekilde. Seviyorsun. Hatırlıyorsunuz Faulkner'ın bir kitabını okuyup sizle günlerce paylaşmıştık. Bir de ben şeyi seviyorum. Sonunun okuyucuya bırakılan
bırakıldığı öyküleri. Açık uçlu öyküleri çok seviyorum. Yani okuyucu karar versin. Şöyle dolmuş olabilir, böyle dolmuş olabilir. Onlar da bana ayrı bir keyif veriyor. Peki Burcu, üslubundan etkilendiğin, hani ben Faulkner'ın üslubundan sonra kendime gelememiştim ya, güzel özümsedikten sonra. Üslubundan etkilendiğin, yazdıklarına yansıyan yazarlar var mı? İlla ki sızıyordur ama bunu ben çok tespit edemiyorum. Sızmasın diye de gayret de sarf ediyorum. Geçtiğimiz hafta Nezihe Meriç'in bütün öykülerini okudum. Orada mesela mutfak kelimesi mutfak diye geçmiş. Bu bir üslup imzasıdır aslında. Evet. Mutfak mekan olarak da öykülerde çok geçiyor ama ses olarak da mutfak tercih etmiş mesela. O onun imzası. Bu tip imzaları üslup olarak okuduğum yazarlarda görmek çok eğlenceli kılıyor aslında. İsterseniz çok hoşlanıyorum bundan ama olabildiğince sızmamasına özen gösteriyorum. Sait Faik gibi yazıyor olabilmeyi çok isterdim. Ben bunu ilk serüvene yazma cesaretim ilk geliştiğinde Haydar Ergülen şair onunla bir araya gelmiştik. Gruptaki diğer arkadaşlarımız da sırasıyla sorular soruyordu. Sen ne yazmak istiyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Bana sıra geldiğinde dedim, ben öykü yazmak istiyorum. Biraz üzerine sohbet ettikten sonra beni tanımak için yaptı sanırım bunu. Peki dedi, kim gibi yazıyor olmayı istersin dedi. Ben de Sait Faik gibi yazıyor olmayı isterdim. Ben de çok isterdim dedi. Yani düşünün o çok önemli bir tabii. Şairimiz. O öyle bir tatta etkilendiğimi söyleyebilirim ama umarım sızmıyordur da zaten. Çünkü biz çağımızın insanıyız. Çağımızın söylemleri, çağımızın dilini kullanıyoruz. 50 dönem öykücülerinden çok etkilenip olabildiğince sızmıyor diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hani okuyan onu daha güzel görüyordur belki. Ben de şey düşündüm şimdi. Üslup olarak bir de şey yaratmak isterdim. Biçim olarak bir özellik yaratmak isterdim. Evet. Faruk Duman'la olan programımızda onunla konuşmuştuk bunu. Ona dedim ki konuşma çizgilerini metin içine çeker o. Çekiyorsunuz. Yani bu niye böyle bir özellik mi? Evet dedi, ben düzenli ve düzgün bir hayattan hoşlanıyorum. Yani hayattan öte işte etrafımdaki objelerin düzgün olmasını isterim. Oradaki o düzgünlük de bana huzur verdiği için öyle yapıyorum. Kendi doğasından yansıtıyor. Kaynaklanan bir biçim bulmuş. Çok da güzel oturmuş, dikkatle çeken bir şey olmuş. Öyle bir biçim bulmak isterim açıkçası. Öyle bir hayalim var ama artık bu nasıl bir biçim olarak ortaya çıkar mı bilemiyorum. Bence çok güzel bir biçim olarak ortaya çıkar. Aha, inşallah. Senin bu konuda fikirlerini alabilir miyim? Şimdi okumak bizleri zenginleştiriyor. Feyiz veriyor, ilham verebiliyor ama bu üslup konusunda tamamıyla her birimizin kendimize yönelik bir üslubu olması gerektiği kanaatindeyim ben de sizler gibi. Ses çok önemli çünkü o ses zaten sizi kimlikleştiriyor. Sizin öykünüz size ait oluyor. Diğer türlü üslup olarak herhangi bir öykümde bir yansıma olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu konuda da elimden geldiği kadar titizlik yapmaya çalışıyorum. Ama mesela Berna Durmaz'ın Metal Hayatlar kitabını okuduktan sonra Çantadaki Cüce isimli öykümü yazmaya yönelik yoğun bir istek duymuştum. Ama o her öyküden sonra oluyor değil mi? Ben onu konuşmak isterim seninle. Her öyküden sonra oluyor. Onu da çok yoğun hissetmiştim. Evet. Şu an aklıma o geldi. Ama üslup olarak tabii ki içinde onu barındıran bir durum yok. Yok. Ama bir feyizlenme konusunda çok yoğun bir istek duyduğum olmuştu o kitaptan sonra. Dediğim gibi bazı kitaplardan sonra bu durumla karşı karşıya gelebiliyoruz. O da aslında bizden bir parçayı bulduğumuz için bu yoğunluğu hissedebiliyoruz. Dokunuyor bir parçamıza ve hemen kağıdı kalemi elimize almak ve bir şeyler yazmak istiyoruz. Böyle yazarlarımız da bol olsun diyorum çevremizde. Peki yaşadıklarından yazıyor musun? Yaşadıklarımdan birebir kaleme kalemden kağıda aktardığım olaylar yok. Bunu yapanlar da çok güzel yapanlar da var. Ama ben de bu sığ durur diye düşünüyorum. Çünkü benim hoşuma giden bir durum değil. Benim hem hoşlanmadığım bir şey direkt olarak kaleme almak. Peki kurgu katarak
yaptığın oluyor mu? Yani ben yaşamından aldığın bir kesiti kurgulayarak yazdığın oluyor mu? Bunu bilinçli olarak yapmıyorum. Şimdi yine enerji boyutumdan da bahsettin ya, oradan girerek şu örneği vermek istiyorum. Şimdi biz üçüncü boyuttaki enerji düzeyindeyiz. Üçüncü boyuttaki enerji düzeyimiz, sen bu koltukta oturuyorsun, Burcu yanımda oturuyor ve peki karşımda... O zaman kısaca bize bir üçüncü boyutu anlatır mısın? Şimdi enerji boyutlarımız vardır. Bizleri maddesel boyutta varoluşumuzu devam ettirdiğimiz boyutlardır bunlar. Şimdi diyelim ki örnekle verdiğim zaman daha iyi anlaşılacaktır. Üçüncü boyut olarak şu an bizlerin mekansal olarak buradayız ve birbirimizin nerede olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yaşadığımız bir olay, şu an aktif olarak yaşadığımız bir olay. Üçüncü boyut ben oluyor. Dördüncü ve beşinci boyuttan yukarıdan aşağı baktığım zaman bu çiçeğin yerine burada bir ağaç olabilir. Burcunun yerine bir zam bak olabilir. Evet. Senin yerine başka bir obje olabilir ve bunlar konuşma yerine birbirlerine bakışarak duygu aktarımı yapabilir. Ben olayları bu boyutumla görüyorum ama tepeden bakıyorum. Tepeden bakarak özümsüyorum. Özümsedikten sonra damıtmayla yazıyorum. Artık öz olarak, konsantre olarak ne çıkarsa o noktada ben haz alıyorum öykü yazarken. Birebir aktarım konusunda hem kendimi yeterli bulmuyorum ki yapanlar eminim ki bu işi çok güzel yapıyorlar. Çok da insan var okulunda tanıdığım. Ama ben de kendimi yeterli bulmuyorum. Ben diğer yöntemi seçiyorum. Peki sen? Yaşadıklarım birebir yansımıyor ama tabii ki etkisi oluyordur. Biraz önce o örneği anlatacaktım aslında. Annemle birlikte geçtiğimiz yaz yazlık civarında yürüyüş yapıyoruz. Şöyle bir ağaçlara baktım. Ağaçlar yaralanmış. Hani bu ağaçlara ne yapmışlar dedim. Yani dedi, onlar dedi günlük ağacı, sağla ağacı. Ağaca baktım, ağacın tam karşısındaki eve baktım, camda bir adam dışarı bakıyordu, genç bir adam dışarı bakıyordu. Şimdi o sahneyi ben yaşadım. Fakat oradaki bir yandan annem anlatıyor, bunun diyor işte kazıyorlar diyor, yağını çıkarıyorlar, yaraları iyi edici özelliği var, sen bunu biliyorsundur diyor, günlük diye anlatıyor bana. Sonradan ben dedim evet, sağal ağacından bahsediyorlar. Şimdi bu sahneyi gördüğümde... Bunun üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra hayatına çeki düzen vermek için ablasının yazlığına giden bir adam camdan bakarken sağal ağaçlarını kazıyan adamı görüyor ve o sesle ve o yenilenmeyle bir şey yaşıyor diye bir öykü çıktı. Tabii ben kısaca anlattım şimdi ama evet, ben o sahneyi yaşadım, gördüm ama birebir yansıması değildi. Tabii ki geri planda kurguyla desteklenmiş haliydi. Evet. Hem yaşadıklarınızla ve hem hayal dünyanızla birlikte desteklendiğinde zaten çok güzel bir ürün ortaya çıkıyor. Birebir yaşadığınız çok, zaten yazmak da çok keyif vermiyor. Evet. Ana türü olabilir, günce olabilir belki. Tabii, ama yani, öykü ve kurmacanın dünyası farklı. Benim yazdıklarımda birçoğunda hayatımdaki karakterler oluyor. Yani o kendisi olarak olmuyor ama bir şekilde orada oluyor. Gözlem dünyasında biriktirdiklerin bir karakterle çıkıveriyor. Başka değil bir mi? Kurguya giriyor. Evet. 3-4 ayrı birbiriyle ilgisi olmayan insanları başka bir konuyla kurgulayıp bir öykünün içerisinde birbiriyle tanıştırdığım oluyor. O şekilde de bana da çok büyük bir keyif veriyor. Peki günlük yaşamın içerisinde yazmaya ve okumaya nasıl vakit ayırıyorsunuz? Hani insanlar hep der ki ya hiç vaktim yok, okuyamıyorum. Ama siz hem okuyorsunuz hem yazıyorsunuz. Evet. Anlatalım şimdi biraz. Şimdi geçenlerde bir karikatüre denk geldim. Bir uzun maraton başlayacak. Start çizgisinin etrafında erkekler bir hizada duruyor, kadınlar bir hizada duruyor. Erkeklerin önü boş, bomboş. Kadınların önünde şey var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çocuk bilmem ne şeklinde var. Biraz evet böyle bir durum var ama... Şimdi engelli atlama. Engelli atlama. Evet, bizim önümüzde engeller var. Fakat bu öyle temel bir şey haline geliyor ki insanın hayatındaki temel bir şeyse bunu artık böyle işte yemek yapıyor gibi bir şey gibi okumayı özellikle çok rahat bir şekilde hayatın içine sindirerek yapabiliyorum. Ama yazma konusunda bütün o engelli atlamanın o kısmını aştıktan sonra odam var benim, kendime ait oda. Virginia Woolf'un kendine ait oda manifestosu vardır. Ondan esinlenerek ben bir odayı boşalttım bu şekilde. O odaya geçtiğimde yalnız şöyle bir sıkıntım var. Çamaşırlıkta çamaşırlar oluyor. O güzel dekore edilmiş kitaplık bir tarafta, okuma koltuğu bir tarafta, yazı masası bir tarafta. Ama onlarla iç içe... O da hayatın gerçeği olarak orada dursun gerçeği, ama değil mi bir, o çamaşırlık? Öyle bir çelişki içerisinde ancak oturabiliyorum ve...
Orada okuma vakitlerini, yazma vakitlerini genellikle o çok konsantre vakitleri orada geçiriyorum ama okumak öyle bir şey ki ben çok arada derede fırsat bulduğumda hemen bir öykü okuyuveririm o anda. Evet. Elimde herhangi bir şey yoksa da telefondan çok güzel sitelerde yayınlanan öyküler vardır. Hemencecik oraya kayarım. Peki sen? Bende de durum aslında öyle. Sen daha meşgulsün. Evet, biraz daha. Bayağı bir uğraşlarım evet, var. Evet, uğraşlarım var, hobilerim var, zevklerim var, evet, keyiflerim evet. var. Bir de 8-5 mesaide çalıştığım bir iş Ay, yerim evet, var. Evet. Ben de çok haz aldığım için öykü okumadan veya da kitap okumaktan ve yazmaktan çok haz aldığım için boş alanlarıma hemen su gibi sızar ve doldurur o alanlarımı. İki hasta arası öykü okurum. Çok güzel. Tabii tabii bunu çok yaparım. Okumaya mutlaka. Vakit yok diye bir şey yok yani. Yok imkanı yok. Arabada öykümü okurum. Evet. Yemek yaparken, çorba karıştırırken öykümü okurum. Hiçbir şey yapamıyorsam kulaklıktan bir öykü dinlerim. Mutlaka o boş zaman dediğimiz şeyler var ya aslında boş zaman diye bir kavram yok. Bunlar bizim kendi algılarımızla oluşan şeyler. Zevk aldığınız şeylikle çok dolu dolu bir hayat yaşayabiliyorsunuz ki ben onu tercih ediyorum. Haz aldım, keyif aldım. Okuma ve yazma boyutunda hayatımdaki her boş alana sızdırıyorum. Onun için de öyle bir bahaneyi de kabul etmiyorum açıkçası. Evet, sadece okumakta da kalmıyorsunuz tabii, bu kadar yazıyorum. Yoğunluğun arasında. Bir de evet. onun yazma kısmı var. Ben oda olayım yok bende. Bu istemeyle alakalı bir evet. şey. Tabii, tabii. Tabii. Benim öyle bir literatürüm yok. Yani oda olayım yok diyorum ya fıtratla, yapıyla da alakalı bir durum tabii. bu. Şimdi ben hareket halindeyken zihnimde yazıyorum. Bende öyle bir durum var. Önce diyelim ki konu geldi, konu verildi bize veyahut da kendim yazmak istediğim bir öykü var, bir cümle geldi. O cümleyi zihnim derinliklerine hop atarım. Orada bir demlenir. Sanki tohumun yeşermeden önceki bir palazlanması gibi. Önce bir nemini alır, sonra çatlar, sonra yemyeşil filiz olarak çıkar. Tamamıyla tamamlandıktan sonra zihnimde. Onun için hareket halinde yemek yaparken, çocuklarımla ilgilenirken veyahut da başka uğraşlarda o sürekli zihnimde tamamlanıyordur. Daha sonrasında da kağıdıma döküyorum. Evet, evet. Ondan sonra asıl süreç başlıyor hepimizin evet, bildiği evet, gibi. Evet. En keyifli nokta Burcu arkadaşıma çok katılıyorum. O ilk kağıda döküldüğü andır. Çünkü bir sancılanma dönemi vardır ve artık nefes aldığımız bir dönemle rahatlama bir şekilde öykümüz ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında da üstünden geçme süreçlerimiz başlıyor. Defalarca üstünden geçtiğimiz zamanlar evet. oluyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Öykünün bana en güzel kazandırdığı şey bana sabrı öğretti. Bir öykün üzerinden 10 defa, 15 defa geçeceğim hiç aklıma gelmezdi. Geçtikten sonra da daha da güzelleşeceği de söyleseler evet. belki bu kadar inandırıcı gelmeyebilirdi. Sabrı öğretti, bir de düşünmeyi öğretti. Unuttuğumuz evet. düşünmeyi öğretti. Evet, evet. Sevgili öyküdaşlarım, size soracağım soruların yarısını sorabildim. Ama program bitti diye işaret geldi. Öyle ya. Öykü gibi geçti diyelim. Evet, evet öyle oluyor. Zaten bizim birlikte geçirdiğimiz bütün vakitler öyle evet, oluyor. Bir bakıyoruz çok oturmuşuz 4 oluyor. Saat geçmiş, 5 evet. saat evet. geçmiş. Fakat ben tadı damağımda kaldı ve diğer kalan sorularımı başka bir program daha istiyorum sizinle. Keyifle geliriz. Geldiğiniz konuk olduğunuz için çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ediyoruz bizi ağırladınız. Güzel mekanınızda çok güzel ağırlandık. Evet, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program evet. oldu. İzleyenlerin de çok büyük tad alacağını düşünüyorum. Efendim bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her zaman söylediğim gibi okuyun ve okutun.